Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomda efsanevi komutan heykellerini nasıl elde edeceğimizi, nasıl toplayacağımızdan biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videomuzda biraz bunlara değineceğiz. Nasıl nerelerden nasıl toplanır, ne şekilde toplanır bunu tabi bilmeyen arkadaşlarımız da var ve ne şekilde kolay toplayabiliriz, ne şekilde hızlı toplayabiliriz. İzlememiz gereken strateji ne olmalı bunları toplamak için. Onlardan biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle daha direkt düz e, yaptığımız etkinliklerden bahsederek başlayacağım arkadaşlar ve e, VIP'den biraz bahsedeceğim. Öncelikle VIP'den giriş yapayım arkadaşlar. Şu VIP'den biliyorsunuz ki bilmeyenler de vardır. 10 VIP 10 yaptığınız zaman arkadaşlar size her gün bir tane efsanevi komutan heykeli veriyor. En baştaki ilk e, elde ettiğimiz yer burası. Her gün bir heykeliniz garanti arkadaşlar. Her her giriş yaptığınızda her gün size bir tane heykel, bir tane heykel şeklinde veriyor arkadaşlar. Bunu 12 yaparsanız da 2 heykel veriyor. 12 yapmak biraz zor. Ama 10 yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yap e, diyorum sizlere. Ben mesela onu çok erken yaptım arkadaşlar. Onu ne kadar erken yaparsanız ee, o kadar size karı fazla olur. Çünkü e, diyelim ki bir ay erken yaptınız 30 tane heykel demek. 2 ay erken yaptınız 60 tane heykel demek. Yani bu şekilde matematiksel hesap yaptığınız zaman ne kadar erken o kadar iyi arkadaşlar. Ee, birinci olarak... Bu VIP kısmından elde ediyoruz arkadaşlar. Bu Bunu bir kere bilelim arkadaşlar. Yani VIP oyun yaptığımız zaman başlıyor bu. VIP 10'dan önce yapmıyor arkadaşlar. Sadece VIP 10'da başlıyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ve burada bir de altın anahtar alıyoruz. Bir adet de. O da önemli arkadaşlar. Neden derseniz sonuçta altın heykellerimizden de e, açarak efsanevi komutanlardan elde edebiliyoruz. Onun için altın heykel bir tane de altın heykel vermesi ayrıyetten güzel bir nokta arkadaşlar. Bunu da unutmayalım yani. Evet. İlk, ilk noktamız buydu arkadaşlar. İkinci noktamız şurada gene bildiğimiz üzere Osiris'in tabutu var arkadaşlar. Burada O e, Osiris'in tabutundan elde edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer kazanırsanız olur hani da hani bini, puanınız da 10.000'in üstünde yaparsanız 10 tane heykel verecek arkadaşlar sizlere. Osiris'in tabutunu kesinlikle e, güzel takımlar kurup kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. Yenilseniz bile gene 10.000'i 10 geçseniz en kötü ihtimal 5 tane heykeliniz garanti arkadaşlar. Puan, 10.000 puanı geçtiğiniz takdirde ki 10.000 puanı geçersiniz arkadaşlar. Biraz böyle gayret gösterirseniz geçemeyeceğiniz diye bir şey yok arkadaşlar. İkinci elde edeceğimiz şey bu. 2 haftada bir o süresinin tabutu oluyor. 2 haftada bir buradan elde edebiliyoruz arkadaşlar. Ee, diğer bir etkinliğimiz etkinliklerimizi söyleyeyim gene. Ee, biliyorsunuz ki Krok Seremonisi var. Ee, Krok Seremonisi'nde arkadaşlar Yaklaşık yani en sonda yaptığınızda 13 tane heykel falan elde edebiliyorsunuz. Bir altında yaptığınızda 10 tane. Onun bir altında da 8 tane falan o civarlarda 7-8 tane heykel elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da artık sizin e, seviyenize göre oradan da heykeller elde edebilirsiniz arkadaşlar. E, diğer bir etkinliğimiz de gene geldi o şimdilik yok arkadaşlar biliyorsunuz. E, İpek yolu etkinliği vardı biliyorsunuz. Böyle hani e, bir tane yük kamyonu çıkıyor Biz ona eşlik ediyorduk. O şekilde bir etkinlik o bir kere çıktı bir daha çıkmadı orada oradan da gene güzel e, şekilde eğer o da tabii ki birlikle arkadaşlar topluca yapılan bir etkinlik birliğinizle beraber e, topluca güzel şekilde yaparsanız oradan da güzel heykel elde etme şansınız var ki 3 gün sürüyor arkadaşlar o da 3 günün sonunda ne kadar çok Başarılı olursanız o kadar çok heykel demek arkadaşlar. Yani toplamda en sonda bitirip de düzgün şekilde yaparsanız yaklaşık herhalde 18 tane heykel alabiliyorsunuz. Ama o zor tabii ki. En son kademede bu yapılınca 18 heykel veriyor. Onu da o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gene Kurohoku Sermonesinde şimdi da söylemeyi unuttum. Hani bossları var arkadaşlar. Onlarla da kalanca keserek o bosslardan da çıkma şansı var arkadaşlar. Bir veya iki tane atabiliyor bossun seviyesi arttıkça. Onu da oradan da gene birer ikişer elde edebiliyorsunuz. Onun haricinde gene Biliyorsunuz ki çark etkinliğimiz var. Çark etkinliğinden gene elmas basarak arkadaşlar elde edebiliyoruz. Böyle çeviriyorsunuz biliyorsunuz. Oradan gene komutan olarak gelebiliyor. Normal sarı heykel de gelebiliyor. Ama oradan tabi çok tavsiye etmiyorum başta. Ben hani o çevirme etkinliğinizi pe pek tavsiye etmiyorum. Diğer bir noktada arkadaşlar şuradaki elmasları görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bu elmaslarda 50 bin civarı biriktirdiğiniz takdirde elmas harcama etkinliği geliyor arkadaşlar. Ben ben hani onun taraftarıyım. Elmaslarınızı biriktirip elmas harcama etkinliği geldiği zaman harcayın. Eğer 25.000 elmas biriktirebiliyorsanız örnek veriyorum. Onu direkt ilk gün harcayın. Size kafadan direktmen 13 tane heykel veriyor arkadaşlar. 2 gün yani 50.000 eğer varsa 50.000 heykel e, elmasınız. 50.000'in 50 25'ini ilk gün, ikinci günde 25'ini harcadığınız zaman size 26 tane heykel veriyor arkadaşlar. 26 heykel de çok büyük bir e, rakam. Onun için elmaslarınızı böyle çarçur etmeyin arkadaşlar biriktirin bu etkinlik geldiğinde harcayın bu size tavsiyemdir yani ayda bir kere geliyor neredeyse arkadaşlar ortalama çok kesin net bir şey yok ama ayda bir kere bu elmas harcama etkinliğimiz geliyor ee, onun haricinde arkadaşlar gene bu tarz böyle etkinlikler geliyor biliyorsunuz hani bu etkinlik de olmadı ama hani bunun e, şöyle göstereyim o etkinin kısmını açıp bunun biliyorsunuz ki şu kısmı böyle oluyordu burada bir tane de hani sağ kısımda 7000 el, e, el atmosfer ben sana daha fazla ödül vereyim gibi etkinlikler oluyor bu, e, bu olmadı mesela gene bundan sonra iki etkinlik falan o şekilde olur ondan arkadaşlar 35 tane tamamlarsanız toplamda 35 tane heykel elde, edebiliyorsunuz o etkinlikleri kesinlikle kaçırmayın o etkinlikler içinde zaten e, yani hız falan saklamanız gerekiyor elinizde yeterli bir materyal olması gerekiyor onlar falan da bu etkinlikleri harcarsanız bu tarz etkinliklerden de çok e, iyi seviyede altın heykel elde edersiniz arkadaşlar. Zaten her şey etkinliklere bakıyor. Etkinlikleri doğru takip ederseniz. Mesela buradaki şu Babil yaz etkinliğinde de biliyorsunuz ki bunu tamamlarsak eğer bize 5 tane heykel verecek. Bu tarz etkinlikleri çok oluyor biliyorsunuz. E, 20 heykel veriyor birinciye mesela. E, araştırma hızı, inşaat hızı, işte eğitim hızı gibi harcamada veya e, güç artımına göre size heykeller verebiliyor arkadaşlar. Bunların e, ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki e, elinizdeki hızları o etkinlikleri saklayacaksınız arkadaşlar. Hızlandırmalarınızı mesela bu şekilde biriktireceksiniz. O etkinlikler geldiğinde basacaksınız hızlandırmalarınızı ve yani en kötü ilk ona girseniz 4 heykel falan veriyor arkadaşlar çoğunlukla o etkinlikler. Yani ilk ona girdiğiniz takdirde 4 heykeliniz garanti. 20 ilk 20'ye girdiğinizde de 3 heykel. 50'ye girdiğinizde 2 heykel, ilk 100'e girdiğinizde de 1 heykel şeklinde böyle en azından hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Hani hızınızı o şekilde kullanırsanız en azından belli bir seviyede heykel elde edebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde yaparsanız da dediğim gibi yani bu şu, şu noktadan bakın arkadaşlar. 1 iki heykel demeyin. Hani oradan burada 1 iki derken heykelleriniz bir şekilde birikiyor ve fazlalaşıyor. Ee, diğer bir noktada arkadaşlar dediğim gibi yani kasarken gene altın anahtarlarımızda sonuçta komutanlarımızın hani düz heykel olarak çıkmasa da bu komutanlarımızdan e, hepsi çıkmıyor. Size çıkan komutanlar Fatih Sultan Mehmet çıkıyor arkadaşlar. Charles Martel çıkıyor. Frederick çıkıyor. Çağ Çağ çıkıyor. Cleopatra. Richard H. çıkmıyor artık arkadaşlar. Jules Caesar çıkıyor. El El, 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 çıkıyor. Başka da arkadaşlar çıkan yok. Bu komutanlar altın anahtardan çıkıyor biliyorsunuz. Gene altın anahtarlarımızı güzelce biriktirerek Onları açarsak bu komutanlardan da gene ekstra e, heykel elde etme şansımız, yükseltme şansımız var arkadaşlar. Benim zaten şu anda gördüğünüz üzere ilk özellikler hep 5. Bunların hepsi e, altın anahtarlardan çıkarak yaptım ben. Mesela Richard'a da aynı şekilde altın anahtarlardan çıkarak yaptım bunları. Altın anahtarları da düzgün şekilde kullanırsanız arkadaşlar kesinlikle e, güzel olur. Gene bir e, altın heykel elde etme yöntemimiz de KVK arkadaşlar. KVK'dan sonlarına doğru bu kısımdan üçer beşer böyle elde edebiliyorsunuz. Ayrıyetten burada kendi onur kaydınızda gördüğünüz üzere elde edilebiliyor arkadaşlar. Şuradan hemen onur, e, b, 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 bireysel ve birlik onurundan e, şurada gördüğünüz gibi onar onar falan veriyor mesela. Bu şekilde verebiliyor. Yani iyi bir birliğe girerseniz arkadaşlar gördüğünüz üzere çok da e, mesela 4 tane çember birliğini kontrol ediyor. Bizim mesela şu anda var 4 çember birliğimiz kontrol ediyor. 20 tane bütün üyelerimiz arkadaşlar düşünün bütün birlik üyeleri 20 tane heykel alacak arkadaşlar. Burada gene mesela iki mabet birliğinin kontrol ediyor 10 heykel alacağız. Yani bu KVK bittiğinde bizim topluca bize heykel yağacak arkadaşlar birlik olarak. Bu şekilde KVK'da da başarılı olursanız iyi bir birliğiniz var ise kesinlikle arkadaşlar e, bence O KVK'dan çok karlı çıkarsınız arkadaşlar. Bu şekilde oradan da gene heykeller elde edebilirsiniz. E, başka böyle ekstra bir yöntem yok arkadaşlar. Dediğim gibi hızınızı saklarsanız, kaynağınızı saklarsanız gene inşaat hızı araştırmalarında veya e, araştırma araştırmalarında araştırma hızı etkinliklerinde arkadaşlar onlarda kesinlikle başarılı olursunuz ve ilk ona yerini sakla dediğim gibi 4 heykele garantilersiniz ki eğer serverda kendiniz başladıysanız oralarda ilk ona ilk 20'ye girmeniz e, kesinlikle kolay olur arkadaşlar. Kendi seviyenizdeki bir serverdaysanız eğer ben mesela Krallık 6'dayken ilk 10'a kesin giriyordum bir şekilde arkadaşlar çünkü hızlarımı saklıyordum. Bu Krallık 16'ya geldiğimde şu anda burada çok fazla yüklendikleri için ilk 20'ye falan hani zorlayabilsem ilk 20'ye. Geçenlerde bir üçüncü olduğum oldu. Onda da zaten videosunu paylaşmıştım, çok fazla araştırma hızı bastım. Onda da ancak üçüncü olabildim arkadaşlar ki çok para yatıran insan olduğu için onları geçememiştim. Yoksa normal bir serverda, az, yani normal şekilde para yatıran bir şeyde beni geçemezlerdi mesela. O şekilde arkadaşlar kesinlikle gelişebilirsiniz. Ee, gene efsanevi komutan heykelleri bu şekilde benim dediğim yöntemlerle elde edilebiliyor arkadaşlar. Onun haricinde ekstra bir yöntem yok. Hani para yatırarak elde edebiliyorsunuz. Zaten para yatırma olaylarında da hani çoğu kişi girmediği için büyük miktarda para yatırırsanız elde edebiliyorsunuz. Onlara da çok girmediği için ben size hani para yatırmadan etkinliklerden nasıl elde edebileceğinizi anlattım bu videoda. Ee, onun haricinde ekstra bir durum yok arkadaşlar. Benim mesela heykellerim gördüğünüz üzere hiçbir şekilde hani para yatırmadan etmeden 57 tane heykelim burada birikmiş durumda. Ben bunları dediğim gibi etkinliklerden o normal etkinliklerdir. O şekilde kasıyorum arkadaşlar ve birikiyor. Ee, bunu biriktireceğim daha sonra belli komutanlarım fulllemeye çalışacağım arkadaşlar. O şekilde etkinlikleri takip ederseniz hızlarınızı ve kaynaklarınızı ona göre ayarlayıp etkinliklerde harcarsanız arkadaşlar kesinlikle ...daha kolay heykel kasarsınız... ...ama gidip de... ...mesela bu binayı bastığınız örnek veriyorum yükseliyor... ...gidip hemen böyle ben bitireyim... ...sabırsız olursanız bitireyim diye basarsanız hızınızla ona... ...etkinlik daha sonra... ...3 gün sonra 5 gün sonra etkinlik gelir... ...daha sonra pişman olsunuz arkadaşlar... ...etkinliğe saklayın hızlarınızı genellikle... ...etkinliklerde kullanın diye tavsiyem kesinlikle... ...benim tavsiyemdir size... ...çok karlı olur arkadaşlar... ...sizin adınıza yani etkinlikleri saklarsanız... ...güzel ödülleri kaçırmazsınız... ...o şekilde arkadaşlar... Onun haricinde dediğim gibi ekstra hani atladığım belki bir nokta vardır. Ama e, elde etme yöntemleri bu şekilde arkadaşlar. Yani ben bu şekilde elde ediyorum. Bu şekilde biriktiriyorum e, altın heykellerimi. Şu anda mesela hedefim benim artık birçok şeyim bittiği için e, şuradaki kalemi arkadaşlar e, gördüğünüz üzere kitaplar var. Şu anda elimde 708 tane var. Bunların geri kalanını e, şuradaki gördüğünüz elmasla tamamlayacağım. Geri kalan elmasımı da arkadaşlar bekletip daha sonrasında şuradaki VIP kısmına e, yatırmaya başlayacağım. Ve 350 bin puan olduğunda bu VIP 12 oluyor ve ben günlük 2 heykel almaya başlayacağım arkadaşlar. Artık heykele komutana yatırım yapacağım zaten. E, daha sonra VIP 12 yaptıktan sonra da çevirme etkinliğine arkadaşlar çevirme etkinliğine yatıracağım. Yani artık e, Yiseong'u eğer full dersem Richard var, e, Büyük İskender ve <laughs> Cengiz Han kalıyor biliyorsunuz. Bunların üçünden birine başlarım arkadaşlar. Aklımda şu var hani Büyük İskender e eğer gerçekten çok iyi olsa ona o olmasa Cengiz Han da çok düşünmüyorum şu anda. Benim çünkü hani piyade komutanlarım şu an için yeterli gibi. Ee, onun için şu an için aklımda o var yani. Ya Cengiz Han'a Cengiz Han'a yatırım yaparım. Ee, veya hatta Büyük İskender'e duruma göre Büyük İskender'e yatırım yaparım arkadaşlar orada. Evet bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle bu etkinlikleri takip ederseniz ve gelen etkinliklerde başarılı olursanız o oyun ne kadar başarılı oynarsanız ne kadar bilerek oynarsanız o kadar çok kazanç elde edersiniz arkadaşlar. Altın heykeller de bu şekilde elde ediliyor. Birliğinizin iyi olması lazım. Kendinizin oyunu az çok bilmesi lazım. Hızlarınızı ona göre, kaynaklarınızı ona göre harcamalısınız arkadaşlar. Ve bu şekilde de size altın heykel kesinlikle yağacaktır. Ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Hani para yatırmadan da altın heykel elde edilebiliyor bu oyunda sonuçta. Ee, dediğim gibi para yatıranlar da belki daha hızlı elde ed ediyor ama siz de para yatırmadan akıllıca oynarsanız kesinlikle arkadaşlar altın heykel elde edebilirsiniz ve altı e efsanevi komutanlarınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve kesinlikle de belli başlı efsane komutanlara odaklanın ve onlara yatırım yapın arkadaşlar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hani ikilemde kalmayın belli bir tane seçin ve onlara yatırım yapın. Ben zaten bir videomda tavsiye etmiştim. E e Piyade oynuyorsanız Richard'a. Tabii o büyük İskender şimdi çıkacak ona gene yatırabilirsiniz hani o da tam bilmiyorum ama şimdilik çıkmadığı için Richard eee evet, atlı oynayanlar Çağçağ, Çağ, okçu oynayanlar kesinlikle Yi Seong'a yatırım yapın arkadaşlar. Bu üç komutana yatırım yapabilirsiniz hiç düşünmeden. On ee, onun haricinde diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kesinlikle beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz kesinlikle bana destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.